anda Cilandras yolunda bir su deposunun üzerindeyiz. Yaklaşık 30 metre yükseklikteyiz yerden. Aşağıda feneremiz bizi bekliyor. Kazasız belasız indiğimiz zaman yolumuza devam edeceğiz. Bugün tenerimizde Uşak'taki meşhur İtecik Tepesi'ne çıktık. Vericilerin olduğu bir tepe. Uşak'a göre çok daha yüksek rakımda bir tepe. Bu tepeyi şöyle bir gösterelim size. Evet, yolu birazcık problemli. Gördüğünüz gibi arka planda dönüyorum yola doğru. Yola baktığınız zaman birazcık sıkıntılı bir yol. Yer yer yarıklar, yer yer koca koca taşlar. Sürmesi biraz zor ama herhangi bir sıkıntı yaşamadan biz tepeye kadar çıktık. Bu yapı Malta konaklarında olan bir konak. Abi sen doğru daha gibi. Ha öyle mi? Tamam. Ekip gelecek ya. Dışarı gel, dışarı, dışarı bak. Thank you.
Sıra kalsın diye mi çekin? Tabii ya. Günaydın. Günaydın. İzmirliler, İzmirliler. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın. Nasıl, uyuyabildiniz mi? Çok rahat. Şahane. Hocam görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Süpermen'i görmeden olmaz. Günaydın. Yer 5000 lira var bunu. Bir satış yapalım. Pille ne kadar satacaksın ki abi? Ya ağır çekim yapalım biraz daha. Ateş biraz yükselsin de. Arkana fenerler koyayım mı? Az daha bu tarafa gelsin. Gel 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 gel. Biliyor musun? Raif, ne yapıyorsun? İyi valla, seni sormalarım. İyi. Güzel fotoğraflar çektim ya. İnşallah. Paylaşırız akşamla. Kardeşim. Çeksene fotoğraf abi. Kabacıklar çıkmaya başladı abi. Yavaş yavaş doluyor herhalde şimdi.
Abi ya bot soğudu ya da su geçirdi. Hazar niye böyle bir şey yaptın? Su geçirme testi yapıyorum abi. He, para mı verecek sana onlar? Yağmurda giyersem bileyim ne olduğunu. He. Zaten ama sıcak. Doğancadan mı çıkacağız yukarıya? Değil mi ki? Hemen sosyal medyayla paylaşmalıyım. İnternetten görüştük ya, biraz yardımlaştık. Tenere Türkiye olarak Salı Gölü'ndeyiz. Ya yeni aldım şeyler. Sorular sorup duruyor da heyecanlı. Bakımı falan yaptık. Ha. Tamam, bakım yaptık falan diye fotoğraf paylaşmıştık. Ya Mardin gibi bir yer olsa ben götüreceğim de. Kabarın neresine çıkardım abi şimdi? Gözümün önünde 10 günlük ya. Hadi, böyle bir şey gerçekleştirdim. Tamam. Haberin olsun ya. Soner, bırak çayı abi, bırak gel. Tamam, sen gel, sohbet edelim. Sağ ol, teşekkürler, görüşmek üzere. Bu dediğim olay çok eski bir olay yani. Eskiden kendi iki ay falan. Evet, evet. Düzgün çekmediler. Hadi görüşürüz. Düzgün çekmediler. Güzel gittiler. Oğlum o, çok pis gidiyorlar. Daha gelenler var, onlar da gelemedi daha. Güzel oldu değil mi? Aa, çok güzel oldu. Ya Bora abi bir şey söyleyeyim mi? Sen fotoğraflarda böyle yüzün sanki kilo olmuş gibi çıkıyor ama abi baksana ya şeysin yemin olsun. 35 mi? Şeysin abi ya. Yalan diyorsun. Alamıyor ki. Hadi geldim motor üstüne bakıyorum ben. Ya gel. Hocam motor kaldı müziklerle ilgili. Aynen ben şey. Trabzonlu mu? Polisler biliyor. Gel. Gel. Gel kardeşim gel. Gelin.
Hocam fotoğrafı çekersen bak şeyde var. Burunlar da var. Çok güzel çıkar şeyde. Burunlar çok güzel çıkar. Benim kendim. İnsanlar öyle şey değil. Dışarıdan gelenler. Yine Uşak'ta. Doğada bir gün geçiriyoruz motorumuzla beraber. Şöyle yavaş yavaş dönerek ortamı gösterelim. Yolsuz belsiz yerlerde teneremizle gayet güzel anlar geçiriyoruz. İşte tenere böyle bir şey. Evet. Ve böyle gidelim. Tenerimizi de şöyle görelim. İşlem tamam. Bütün tenerici dostlara selamlar.
kalmış ama bak açıkta da. Tamam doldur. Ha? Hadi bak. Şeyde yuvarladı. Hocam ne yapıyorsun? Batır koyacağız. Gitmez hocam. Gideceği yer. Kalmaz. Gidecek. Dur lan. Yüzünü yap. Oh! Gider de. Oynarken kameranın görüşü bozuluyor. Akşam bunu açacağız mı abi ya? He? Akşam.